giderek ağırlaşan gıda krizi, artan açlık, ev sahipleriyle kiracıları birbirine düşüren konut ve barınma krizi ve yurttaşlarımızı bölüp parçalayarak ayakta kalmaya çalışan kifayetsiz saray rejiminin sebep olduğu yönetim krizi var. 2011 seçimlerine giderken Erdoğan milletimize 2023 için pek çok söz verdi. Yetmedi, bunları devletin kalkınma planına da yazdırdı. Millete taahhüdünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmileştirdi. Önce Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağım dedi. Sonuç ne oldu? 1990'da girdiğimiz en büyük 20 ekonomi arasında artık yokuz. 2023'e bir kala Erdoğan Türkiye'yi 23. sıraya düşürdü. Erdoğan 2023 için milletimize başka taahhütler de vermişti. Milli gelirimizi 2 trilyon dolara çıkaracağım dedi. Ama bunun yarısını bile gerçekleştiremedi. 2023'e bir yıl kaldı, milli gelirimiz 800 milyar doların altına düştü. 794 milyar oldu, milyar dolar oldu. Kişi başına düşen gelir 2023 yılında 25 bin dolar olacak. Böyle vaat etmişti. Ama kendi atadığı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Türkiye fert başına 8.500 dolarla fakir bir ülkedir diyerek saray ve şürekasının ülkeyi içine düşürdüğü durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde itiraf etti. Evet, saray millete verdiği sözleri tutmadı. 20 yıl sonunda ülkeyi getirdiği yer fakirlik, fukaralık. Hep söylüyoruz. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Artık yaşamın gerçekleri karşısında AK Partililer bile dayanamıyor, kral çıplak diye bağırıyor. Erdoğan bundan 4 yıl önce 19 Haziran 2018'de milletimizin huzuruna çıkıp başka sözler de verdi. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz dedi. 4 yıl önce böyle söyleyip aldı yetkiyi. Şimdi millete gösterdi etkiyi. Erdoğan bu sözleri söylediğinde 2 yıllık tahvil faizi %19'du. Şimdi %24. Bir yılda bütçeden ödenen faiz 2018'de 62 milyar 419 milyon liraydı. Bugün son 12 ayda bütçeden ödenen faiz 221 milyar 280 milyon lira. Bütçedeki faiz harcamaları 4 yılda 4'e katlandı. Faiz sebep enflasyon netice safsatasıyla millet pahalılığa ezdirildi. Faiz lobileri abat edildi. 19 Haziran 2018'de Türkiye'nin borç ödeme risk birimi 290'dı. Bugün 820. Yine 4 yıl önce Erdoğan yetki istediğinde dolar kuru 4 lira 71 kuruştu. Bugün 17 lira 33 kuruş. 1 litre benzin o gün 6 lira 29 kuruştu. Bugün 27 lira 63 kuruş. 1 litre mazot o gün 5 lira 75 kuruştu. Bugün 30 lira 10 kuruş. O gün 10 kiloluk ev tüpü 92 liraydı. Bugün aynı ev tüpü 335 lira oldu. Erdoğan'ın memleketi Rize'de ekmeğin fiyatı o gün 1,5 liraydı. Bugün ekmek 5 lira oldu. Enflasyon %12 idi. Bugün oldu %74. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Bugün millete verdiği sözleri tutmayan, taahhüdünü yerine getirmeyen müflis bir siyasetçi Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal ediyor. Kibirine esir olmuş, tek başına ülkeyi yönettiğini sanıyor. Değerli basın mensupları, teşhisi doğru koyamazsanız doğru tedavi uygulayamazsınız. Ülkeyi uçuracak denen ucube saray rejimi sebeptir, hayat pahalılığı ve yoksullaşma ise sonuçtur. Siyasi şahsiyetlerin geçmişi sözlerine kefil olmalıdır. Sözleri ileride kendilerinden davacı olmamalıdır, diyor rahmetli bir siyasetçi. Bu hafta çarşamba günü Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Türkiye'ye gelecekmiş. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı da kendisini sarayda kabul edecekmiş. Çinli filozof Konfüçyüs, sözlerinizin yumuşak ve tatlı olmasına çalışın, gün gelir yemek durumunda kalabilirsiniz diye boşuna dememiş. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti topraklarında katledildikten sonra kendisini kim şehit ilan etti? Erdoğan. Veliaht Prens dedi ki Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı. Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil. Hesabı sormasını bilir diye
Millete ahkam kesen kimdi? Tabii Erdoğan'dı. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın, o kadar da değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de bunları ondan sonra yok mu edeceksiniz deyip millete caka satan kimdi? Yine Erdoğan. Yandaş basınlarında bu veliaht prens için seri katil diye yazdıran kimdi? Tabii ki saraydı. Ama sonra da vermem dediği dosyayı Suudilere 3-5 kuruş swap anlaşması karşılığında veren kimdi? Ardından tükürdüğünü bir güzel yalayıp koşa koşa Suudi Arabistan'a giden kimdi? Erdoğan. Bu arada dün dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesine muhalefet şerhi koyan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın da İstanbul'dan sürüldüğünü öğrendik. Bu hukuk insanı yapılan haksızlık karşısında görevi bırakma kararı almış. Yine Gezi davasına muhalefet şerhi koyan hakimin de görev yeri değiştirilmiş. Şimdi bu yaptıklarını milletimizin görmediğini, anlamadığını sanıyorlar. Sarayın kibirlisi etmedik laf bırakmadığı veliaht prensi şimdi sarayında ağırlamaya hazırlanıyor. Milletimize yaşattığı zilletlere bir yenisini ekliyor. Peki bu durumda kim enayi oldu? Kim enayi yerine kondu? Bu soruyu 84 milyonun her bir ferdine soruyoruz. Ama şundan da eminiz, milletimiz feraset sahibidir. Kendisine zillet üzerine zillet yaşatan bu ikiyüzlülerden, dönmekten başı dönen saray ve şürekasından yaptıklarının hesabını sandıkta mutlaka soracaktır. Değerli basın mensupları, zalimin zulmü artıyorsa zevali de yakındır demişler. Saray rejiminin de zevali yaklaştıkça zulmü artıyor. Seçim öncesinde milletin sesini soluğunu kesmek için hazırlıklarını hızlandırdılar. Sosyal medyada sarayın hoşuna gitmeyen paylaşımlara 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası getiriyorlar. Teklifin komisyon görüşmelerinde Yargıtay'ın da görüşüne başvurulmuş. Yargıtay 8. Daire Üyesi Hakim İhsan Baştürk, ceza hukuku açısından suçlu ve cezada belirlilik ilkesi gereğince bu yasa teklifi sakıncalı demiş. Vay efendim, sen misin bunu söyleyen? AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili üyeler komisyonda Yargıtay hakimine demediklerini bırakmamıştı. Çünkü maksat farklı. Ama hala şunun farkında değiller. Bu ülkede artık korku duvarları çoktan yıkıldı. AK Partililiği sorgulanmayacak insanlar bile kral çıplak diye bağırmaya başladı. Şimdiden söyleyelim. Teklif bu haliyle yasalaşırsa biz anayasadan doğan yetkilerimizi kullanıp bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açacağız.